Kurumuzu hırlıya, hırsıza, arsıza, nursuza, katliamcıya düşürmeyin. Size dert verip hekime, dava verip hakime düşürmeyin. Lokma sahiplerinin lokmalarını, hizmet sahiplerinin hizmetlerini, niyet edip gelen canlarımızın niyetlerini Hızır Dergâh'ından kabul ve makbul edin. Gerçi diyelim Allah'a. Helal olsun. 24 Aralık'ta orada Ermeni canlarımız vardı. Biz ise Kivle diye idam ederdik. Biz de Ermeni kelimesini kullanmak biraz abes sayılırdı. Çünkü Ermeni kelimesi sistem tarafından aşanova için kullanılırdı. Küfür anlamında kullanılırdı ama biz asla bu kelimeyi kullanmadık. Herkese Kivle derdik. Ama herkes gibi değil. Biz de Galan normalinde 12, 13 Ocak'ta başlar, 17 Ocak'ta biter. Çünkü Alevi inancına göre eski hesap dediğimiz takvim bizde ayın 14'te başlar, ay başı yani yıl başı ayın 14'tür. 13'ü 14'te başlayabiliriz. Böyle başlardı ve merkezi bir yer seçilirdi. Köydekiler civar köydeki mezarlara giderdi. Herkes galan isterdi. Aslında istenen şey evdeki undur, yağdır, işte varsa pekmezdir, buğdaydır, işte nohuttur. Bunlar bir yerine kaynatılır ve bütün köy oraya toplanır. O pay edilir. Ama pay edilmeden önce de genellikle kış bizde çok karlı olduğu için mutlaka dışarıya karın üstüne, yaban bir yere o lokmadan parça bırakılır, bir miktar bırakılır. Burada kuşun hakkı diyor. Oraya bırakılmadan o lokma paylaşılmaz. Sizi niye çağırdım? Hepsi birbirine bakmış. Çünkü herkes nasıl yapıldığını anlatmış. Ama neden yapıldığını o masada bir kişi biliyor. O da çağıran. O yüzden ben istedim ki bugün aslında biraz anlamını anlatayım. Bizdeki bunun anlamı nasıl? Onun da hikayesi aslında şöyle başlıyor. Süreye bakmam lazım çünkü çok zamanınızı da almak istemiyorum. Ben küçükken bir gün gelirken eve, benim babam böyle notlara falan çok kızan bir baba değildi. Ama biz 3-5 arkadaş böyle oturduk aramızda. Kimden çıktı fikir bilmiyorum. Hadi notları değiştirelim. Benim karnem de o zaman böyle toto loto gibi böyle 0-1 arası bir yukarı bir aşağı. Daha üstü yok. O zaman nasıl yaparız acaba diye konuştuk. Hadi bir kenarda notları böyle oynattık. Bilmiyorum sizin aranızda böyle karne notu değiştiremeyen, değiştiren. Eve gittik. Ben de akıl orta ikinci sınıftayım. Babam dedim yutar bunu. Tabii yani eve gittik. Annem karneme baktı. Oo dedi notlar güzel, yüksek. Akşam babana da gösterirsin dedi. Ben böyle babamın işlerin saati gelmeye başladıkça böyle bir nabız sızlanıyor. Böyle vururken birden böyle saat geldikçe sonra babam geldi böyle karneye baktı uzun uzun yüzüme baktı. Aferin oğlum dedi. O kadar utandım ki. Çünkü babamın bakınca ne gördüğünü anladım. Dedim ki içimden benim babam Samatyalı, bilmiyorum Samatya'yı bilir misiniz? Samatya'nın. Benim babam buna inandı mı gerçekten? Ama o kadar yüzüme sevgiyle baktı ki. Ben odama gittim, utandım. Hiçbir şey söylemedim. Ve çok üzüldüm. Hiç o kadar utanmamıştım. Gerçekten yer yarılsa içine, yani babamın o sevgisi beni utandırmıştı. O mülayimliği bakınca. Belki bağırıp çağırsaydı iyiydi. Hiç değilse dayak yer otururdum yerime ama öyle güzel sevdi ki çok utandım. Bizim Galant'ın hikayesi işte biraz böyle. Zalim olacak bu halim. Alem
gezerse bir sefa ile dünyada benim bitmez bu zorum. Ele zorum 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 zorum. Hele zalim, 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 zalim.